Evet arkadaşlar, herkese merhaba. İneklerimizi, yeni aldığımız ineklerimizi gördüğünüz gibi dışarıya aldık. Gayet de güzel oldu. Sağım zamanı bağlıyor eleman. Sağımdan sonra bırakıyor. Gördüğünüz üzere. Hayvanların yerleri de gayet güzel. Sağım az önce yapıldı. Az önce dediğim bir yarım saat kadar oldu sağım yapılalı. Bunlar da gebe olan ineklerimiz, ağır gebe. Göğüsler bayağı bir dikleşmiş. Fazla bir zamanları yok. Bunlar da yemini bekliyor. Evet. Bunlar için gayet güzel bir yer oldu. Maşallah. Keyifleri yerinde. Görüldüğü gibi. Şu grup biraz zayıf. Bunlara da biraz farklı bir bakımla kondisyonlarını tamamlayacağız. Dörtlü sağım sistemi burada arkadaşlar. İki tane kazanı var. Aynı anda dört tane hayvanı birden sağabiliyor. Bu yönüyle güzel bir makine. Buzağların sütü sahibi dolduruyor şu anda. Düvelerimiz de burada. Şimdi düveleri karşıya aldık. Onları göstereyim size. Maşallah. Güzel düve oldular. Yani güzel de büyüdüler. Şu an boğa altı düvelerimiz. O yüzden boğayı işlerine koyduk. Şimdi birazdan boğayı da göstereyim size. Kapıyı kapatayım. Evet. Boğa görüyor musun? Dönen on. Sadece boynuzlar var. Onun harici rengi güzel. Kendi de güzel bana maşallah. Bu buzağı hatırlayan vardır arkadaşlar. Doğduğundan beri bu şekilde. Şu videolarına bakarsanız bunu yine bu şekilde yaptığını görürsünüz. Evet. Hepsi gayet akıllı, ehliye hayvanlar. Görüldüğü gibi. Satışa hazır düvelerimiz. Niye çıktı onlar? Şu kapıyı kapat da içeri girmesinler işte. Evet, bunlar da buzağlarımız. Buzağlar dışarı çıkmış. Evet, düvelerimizin boyu gayet iyi arkadaşlar. Kafasını kaldırdığı zaman yaklaşık benim kadar oluyor neredeyse. Yani 1.60 falan boyu var şu anda bunun. Evet. Bu düvemiz biraz daha büyük. Boğa bir haftadır işlerinde eleman söylediğine göre birkaç tanesini atlamış. Çetelesini tutmuyoruz bu defa. 2 ay sonra bir gebelik kontrolü yaptırırız. Boş kalanlara ayrı bir tedavi şeklinde bir şeyler uygular. Bir şekilde boğaya getiririz nasip olursa. Şu an yemlerini bekliyorlar. Burası boş avlu arkadaşlar. Burada kalıyorlar. Yemlerini içeride kapalı ahırda yiyorlar. Suluklar da orada. Dileyen içeri giriyor. Dileyen dışarı çıkıyor. Bir şekilde burada zamanlarını geçiriyorlar.
bir ay sonra nasip olursa, bir aksilik olmazsa hemen hemen hepsi boğaya gelmiş olur. Boğaya geldikten sonra da hayvan biliyorsunuz gebe hayvanı her zaman kıymetlidir. Ve ben hayvanım da arkasındayım. Kaliteli güzel hayvanlar. Eğer ki boğaya gelirlerse karnına danayı aldı mı ondan sonrası çok daha farklı olur fiyat olarak. Değil mi kızım? Hayvanlar hesabına bağırıyorlar yem getir diye. Gördüğünüz gibi. Hadi kızım geç. Geç kızım geç. Şöyle bir yürüyeyim bakayım hadi. Hadi. Hadi kızım. Duyamayız da maşallah boylu bir duvar.